Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olsanız iyiyim, şükür olsun. Çınar dışında, Çınar stresi sokuyor beni gerçekten yani. Bunalttı. Sinekten korkuyor. Sizin çocuklarınız da sinekten korkuyor mu? Takıntı haline getirdi bu sene yani. Çok aşırı derecede takıntı haline getirdi sinekleri. Çok korkuyor. Kalktım arkadaşlar, evi falan toparladım. Ondan sonracığıma evi şöyle bir süpürdüm. Benim efsane oturma odasına götürüyorum sizleri. Şu eve taşındığım günden beri bir türlü şeklini veremediğim oturma odasına geldik. Çünkü yorumlarda da çok değinmişsiniz sizler de. Beğenenler olmuş, beğenmeyenler olmuş dünkü videoda. Arkadaşlar ben oturma odasını değiştirdim, bu hale aldım. Vallahi ben de ne yapacağımı şaşırdım. İnanın yani bıktım yani şu oturma odasını değiştirmekten. Masayı geri buraya aldım çünkü en kolay kullanımı bu tarafta arkadaşlar. Hani istediğim gibi çekebiliyorum. Alan da dar değil. Masayı yine buraya aldım. Kapı girişini aldım. Yani bir kaşıklığın gelmesi oturma odasını ne kadar çok değiştirdi anlatamam. Şu heykeli koyacak bir yer bulamıyorum. O yüzden şimdilik orada duruyor. Balkonum da çok küçük. Yer yok. Balkona koyarsam ayak altında kırılır diye kaldıramıyorum. Çınar da inat bir şekilde bunu kendi odasında istemiyor. Yatak odasına da koyacak yer yok arkadaşlar, koridorda da yok. Atamıyorum da kıyamıyorum da, güzel hoşuma gidiyor, çiçekliği böyle koydum. Yani şöyle bir şey yaptım. Şöyle saatin altına çiçekliği koydum arkadaşlar. Masa yine aynı yerinde. Koltuklar yine bu şekilde karşılıklı. Biliyorsunuz dünkü videoda şu alan bu taraftaydı, masa camın önündeydi. Ama arkadaşlar çekyatları karşılıklı koyunca masa hiçbir şekilde kaydırılmıyor. Masa kullanımı çok kötü oldu bu sefer. O yüzden mantıken böyle yapmak zorunda kaldım. Vallahi bilmiyorum yani görünüm açısından. Televizyonu böyle köşeye aldım. Şurada bir köşe var. Biliyorsunuz camımın burası eğimli geliyor benim. Televizyonu böyle köşeye aldım arkadaşlar. Kaşıklığı böyle aldım. Burayı da böyle aldım. Vallahi bilmiyorum artık, böyle duracak, yapacak bir şey yok. Hani ileri dönüp başka koyacak bir yer falan, kaldıracak bir yer bulsam o zaman değiştiririm ama şimdilik böyle duracak. En azından burası bir ferah oldu. Sehpa, kaşıklık falan bilmiyorum, şık durdu ya da durmadı. Lütfen yani sizler de güzel bir şeyler söyleyin de içime sinsin, rahatlayayım. Koltuklar böyle karşılıklı oldu yine. Burası böyle televizyon bölümü. Televizyon izlerken sıkıntı olmuyor. Daha önce kullanmıştım o şekilde. Bu tarafta yine aynı arkadaşlar. Yemek masasının olduğu bölüm. Sadece şu çiçeklik orada. Onu da koyacak yer bulamadım. Şimdi birçok takipçim, daha doğrusu birçok değil de bir iki üç arkadaş demiş ki, neden oturma odasıyla Çınar'ın odasının yerini değiştirmiyorsun diyen arkadaşlar var. Çınar'ın odası daha geniş diyen arkadaşlar var. Hayır arkadaşlar, Çınar'ın odası daha geniş diye. Şimdi ben bunu ayrıntılı bir şekilde anlatacağımı söyledim yorumda. Şimdi oturma odasını gördünüz. Geniş arkadaşlar ama kullanım açısından oturma odası olamaz burası. Neden olamaz? Şöyle girdik ya. Burada cam var. Şun duvarın şurasında eğimlik var zaten. Şimdi diyelim ki buraya oturma odası yaptım. Direkt yemek masasını şu köşeye alırım ben. Yani en uygun yer orası olur. Yemek masasını şu köşeye alırım arkadaşlar. Ondan sonra çekyatın birisini bu duvara koyduğumu düşünelim. Çekyatın birisini de bu duvara koyduğumuzu düşünelim arkadaşlar. Televizyon sehpasını nereye koyacağız? Burada kapı var. Burada kapı değil de duvar olsa şu köşeye de televizyon sehpası konulabilir. Kapı olduğu için konulamaz. Yemek masasını da bu sefer bu tarafa falan alsak zaten çok geniş olduğu için bayağı bir yer kaplıyor. O şekilde de olmaz. Yani Çınar'ın odası büyük ama oturma odası için kullanışlı bir oda değil yani. Hani oturma odasındaki eşyalar için olmaz. Yani dediğim gibi yemek masası buraya konulsa, hadi şuraya da köşeye televizyon sehpasını koysan çok kapı ağzında olacak bu sefer. Çekyatları çünkü sadece böyle karşılıklı koyabiliyorum. Öyle bir şansım var. Hani aydınlatmak istedim çünkü merak edenler var. Yatak odasını zaten de, bak yatak odası olsaydı eğer arkadaşlar, yatak odası çok güzel olurdu. Oturma odası için gerçekten çok güzel olurdu. Şöyle yapardım. Çekyatın birini buraya koyardım. Birini de böyle koyardım karşılıklı. Buraya da istediğim gibi yemek masasını koyardım.
Ya da daha farklı yapardım. Çek yatın birini buraya, birini buraya. Ya bilmiyorum arkadaşlar, en büyük odalardan aslında en büyük oda oturma odası. Sadece oturma odasının böyle girintili çıkıntılı yerleri olduğu için çok fazla büyük durmuyor. Hatta ben bu eve ilk taşındığımda burayı salon yap diyenler bile oldu ama ben istemedim salon yapmak. Hemen salonu göstereceğim bir de aklınızdayken. Efendim. Heh. Sen bunun üstüne ilk bar sonra o böyle yapsan bu otel olacağın şey varsa inek bayrısı böyle gezersen ya köpeğimi. Böyle o makam ben diye olur mu? Geçin. Olur bakarız. Şimdi arkadaşlar salona girdiğimizde ise camı açık buranın. Oh ne güzel kokmuş. Salona girdiğimizde ise buraya yemek masası koyacak yer yok canlarım benim. Yemek masasını ben konsolu kaldırıp şuraya yemek masasını denedik biz. Hani konsolu içeriye koyayım dedim. Olmadı arkadaşlar. Yemek masası geniş olduğu için şu sehpanın oraya kadar geldi. Belki daha fazla. Mümkün değil, olmadı. Buradan hiçbir geçiş olmadı. Yani her şeyi denedim arkadaşlar. Vitrinler olmasa dahi olmuyor. Yemek masasını ben o duvara denedim, buraya denedim, buraya denedim, buraya denedim. Hiçbir şekilde olmadı. Yani gözümden farklı bazı eşyaları çıkardım, yine de olmadı arkadaşlar. O yüzden mümkün değil yani salona. Zaten salonumun da bu sadeliği çok hoşuma gidiyor gerçekten. Hani oturma odasında da diyorum ya, hani böyle sanki bir eşya kalabalığı oldu diye. Şu an gözüme batmıyor. Şu an o kalabalık gitti sanki odayı bu şekilde çevirince. Neyse daha fazla uzatmayayım. Sizler de bıktınız benim oturma odamı şeklinden. Gerçi çok hoşuna gidenler var. Ne olur çağla değiştir diyenler var ama sıkılanlar da olur. Sıkmayayım sizi. Yüz yüze gelebildik. Nasılsınız? İyi misiniz bu arada canlarım? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız iyiyim. Şükürler olsun. Şimdi tatlı yapmaya karar verdim. Hem tatlı yapalım hem sizlerle birlikte tarifimi paylaşmak istedim. Şimdi sütlü irmik tatlısı yapacağım. Üzerine de çikolata sos yapacağım ama böyle borcama dökeceğim pasta gibi. Ya da kupları da yapabilirim. Hiç belli olmaz. Yemek kaşığıyla 12 yemek kaşığı burada irmiğim var arkadaşlar. 8 yemek kaşığı kadar da şimdi toz şeker ilave edeceğim ama öncelikle şu kabıma bir toz şekerimi doldurayım. Evet. Zaten sadece tatlılarda kullanıyorum. Başka çayda falan toz şeker kullanılmadığı için bu böyle mutfakta elimin altında iyi oluyor arkadaşlar. Aslında kare kakaolu bisküvi olsa gerçekten çok güzel olur. Çok güzel yakışıyor çünkü bu irmik tatlısına. Ama şu an elimde yok ne yazık ki. Elimdeki malzemelerle yetinmek zorundayım. 8 yemek kaşığı daha toz şeker ilave edelim. Tarif güzel tutuyor bu arada. Ben daha önce bir bardak hesabı olan da irmikli sütlü irmik tatlısı yapmıştım. Çok katı olmuştu. Bu tarifi daha önce bir yaptım. Güzel tuttu. O yüzden bunu yapıyorum. Şöyle bir tane limonla bir tane portakal çıkardım. Ne yapacağım? Onların kabuklarını rendeleyeceğim. Lezzet verir diye. Böyle koyulaşmaya başladı artık. O yüzden artık böyle şey vanilyasını atacağım arkadaşlar. Şimdi şu kek kalıbımı çıkardım arkadaşlar. Bu kek kalıbıma dökeceğim.
Bakalım nasıl olacak. İlk defa böyle bir şey deneyeceğim yalnız. İlk denemelerimde çok da başarılı olduğum söylenemez ama. Geçenlerde biliyorsunuz çilekli tatlı yapmıştım. Ondan kedilerim kaldı. Kaç tane? 3-4-5 tane kedilerim kaldı. Onları değerlendirmek istiyorum. Hazır tatlı yapıyorken. Şöyle koyalım yani aralarına, ne olacak ki? Kakaolu puding koydum. Normalde bunun içerisinde 3,5 su bardağı süt ilave edilmesi gerekiyor. Ama ben daha koyu katı olsun istediğim için 3 su bardağı süt ilave ettim içine. Şimdi şöyle de bir karar aldım. Bu pudingi dökeceğim üzerine. Şu an balkona koydum biraz serinlesin diye. En son arkadaşlar kalıptan tatlıyı çıkardıktan sonra, borcama çıkaracağım tatlıyı. Kalıptan çıkardıktan sonra da üzerine koyu bir şekilde çikolata sos yapacağım. Böyle akıtacağım, böyle şekil yapacağım. Aklıma öyle daha güzel geldi. Böyle koyuluğu çok güzel oldu. 3 su bardağı sütte. Bayağı bir güzel oldu koyuluğu. Şimdi arkadaşlar yapmış olduğum pudingi de üzerine dökeceğim. Vallahi umarım sonuç güzel olur. Şuradan kaşıkla. Vallahi şu şekilde oldu şu an. Bunu artık koyacağım balkona. Balkonda bir soğusun, ondan sonra buzdolabına atarım. Bol çikolata soslu oldu. Şerekelerden aksın istemiştim ama bol çikolata soslu oldu arkadaşlar. İki renkte oldu. Bir servis ettikten sonra da, yine dilimledikten sonra da sizlere göstereceğim. Bu şekilde.